Bugün önceki betalara göre oyunun getirdiği yeniliklere bakacağız. Şöyle biraz oyunun sesini açalım. Alttan güzelce sesimiz gelsin. Hemen şöyle başlayalım. Bu sezon olay yeni getirilmiş ve çok güzel olmuş açıkçası. Burada gördüğünüz görevleri yapıp bu altında verdiği ödülleri alıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra da burası doluyor buradaki ödülleri de alıyorsunuz. Buradakilerin birçoğu önemli. Mesela bu medaller önemli. Bununla item alıyorsunuz. Bu scroll da reputation görevlerinizi yapıyorsunuz ve arşivementleriniz artıyor. Hemen ardından bu da çok önemli. Yani burada gördüğünüz her şey önemli. Bu sistem çok güzel olmuş gerçekten. Oyuna bir ekstra bir hava katmış. Bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Ekstra olarak zaten buradan exchange'e bastığınızda şurada verdiğim madalyalardan mesela bu madalyalardan buradan alım satım yapabiliyorsunuz. İşinize ne yarıyorsa buradan alıyorsunuz. Mesela biz 6 tane alalım. Bununla da ne yapıyorsunuz? Dungeon shop'a geliyorsunuz. Buradan alışverişler yapıyorsunuz gördüğünüz gibi item falan alıyorsunuz. Bunu zaten raidlerde de size veriyor. Şu an için o ekstra olarak yani çok önemli bir hayati bir önem taşımıyor açıkçası. Sonrasında burada gördüğünüz görevlerde zamanla zaten siz oyun oynadığınız sırada gerçekleşiyor. İlerlemeye devam ediyor burası. O yüzden burayı ilerlettikçe de burada gördüğünüz goldları kazanıyorsunuz. Burası da gerçekten güzel düşünülmüş. Burası da sezon rankı. Burada pek çok ödül var. Şurada ulaştığınız rütbeye göre buradan ödüllerinizi alıyorsunuz. Gerçekten burası çok detaylı işlenmiş. Upgrade'e bastığınızda burada da ekstra olarak alabileceğiniz questler ve ondan gelen ödülleri gösteriyor. Sezon challenge'larınız var. Burada aynı şekil. Lord of Kong var. Burası da aynı şekil. Burayı PvP ile çok yükseltiyorsunuz. PvP'den geliyor çünkü şunların hepsi. Burada ise ekstra olarak sezon challenge'larınızı yaptığınız ve haftalık quest'lerden alabileceğiniz ödülleriniz var. Onun dışında burada Lord of Conquest'iniz var. Aynı şekil. Deminki dediğim gibi biraz önce gösterdiğim alan. Burası da böyle ilerliyor. Rütbe sistemi mevcut. Burada exploration var. Burası da itemlerinizi veriyor, taşlarınızı veriyor, craft materyallerinizi falan veriyor. Leveliniz şey rütbeniz arttıkça aldığınız ödüllerde bayağı bir artıyor. Burası gerçekten en beğendiğim nokta olmuş. Onun dışında buraya event sistemi eklemişler. Şimdi şöyle anlatayım. Buradaki görevleri günlük olarak yapabiliyorsunuz ve buradaki görevler günlük olarak bitirdikçe ben birini bitirmişim bu arada. Burası yavaş yavaş dolmaya başlıyor ve muhtemelen 7 günün sonunda da 7. günün sonunda da mesela 1. gün bu kadar bitmiş. İkinci gün bu kadar bitirebilmişim. Bir tanesini bitirebilmişim. Burayı tamamladığınızda size oyun binek veriyor ve bu binek gerçekten çok güzel. Bir önceki betalarında bu bineği almıştım. Gerçekten çok güzel. Harika bir binek. Bu şekilde Ödüllendirmeler de mevcut. Bazı bölgelerde size kostüm de veriyor. Silah kostüm falan da veriyor. Oraya birazdan değineceğiz bakacağız. Burada bütün dungeonların preview kısmını görüyorsunuz. Nereyi nasıl yaptığınızı, nerede ne yapmanız gerektiğini görebiliyorsunuz. Bunlar çok büyük yenilikler. Bunlar gerçekten güzel düşünülmüş etkinlikler yani. Hemen şu alt kısımdan sırasıyla bakalım. Backpack'imiz yine aynı. Hiçbir değişiklik yok. Ben bu backpack stilini seviyorum ya. Ekstra olarak değiştirmelerine gerek yoktu zaten. Burada craftlarımız var. En önemli nokta burada neyi seçtiğiniz değil burada geldiğinizde speçleriniz çok önemli. Çünkü bunlar vigor üretiyor ya da vigor üretimini düşürüyor. Çünkü vigor sizin craft yaparkenki enerjiniz oluyor. Mesela buradan ben collection master aldığımda ben bu skill'i aktif ettiğimde vigor üretimim 15 dakikada bir oluyorsa 12 dakikada bir olacak. Buraya geliyorsun bu da aynı. Buraya geliyorsun bu da aynı. Ama bunun içinde skill'ler değişiyor. Mesela bu skill'le bu skill farklı. Bu skill'le bu skill'le farklı. Bunu siz kendinize göre ayarlıyorsunuz. Burası gerçekten çok önemli ve çok güzel düşünülmüş bir detay. Ekstra olarak buradan yaptığınız craft'ları trade'de satabiliyorsunuz. Bunu söylememe gerek yoktur. Bir önceki betalarından da takip ettiyseniz biliyorsunuzdur. Burada listeye atıyorsunuz mesela 7 8 kafanıza göre listeye atıyorsunuz. Yükleniyor ve o satılmaya başlıyor. Biraz geç düşüyor, delaylı düşüyor o yüzden pek takılmayın. Buradan almak istediklerinizi dediğim gibi merkez pazar sistemi var. Şimdi birazcık da buraya gelmişken Trade'e değinmek istiyorum. Trade'imiz çok detaylı değil. Böyle olması da çok iyi. Çünkü Paytovi'nin ya da Paytos gibi önüne geçiliyor bu noktada. Şimdi gördüğünüz gibi zırh satıyor mesela. Birisi pantolon satıyor, birisi kolye satıyor. Şimdi burada 28 golda satıyor ve 160 tane kolye girilmiş. Burada 121 tane pantolon var yine 28 golda satılıyor. Bunları böyle alt alta listelemek yerine azdan çoğa doğru listelemek yerine Böyle yapılması çok daha iyi çünkü adam sana battle pass'i satar, hediye eder. Sen de buradan gelirsin, onun itemini çekersin. Hem Golton'a gitmiş olur hem de sana battle pass gelmiş olur. Bu pay to O yüzden böyle olması çok daha iyi. Trade kısmına çok fazla değinmeyeceğim çünkü çok sade ve çok hoş. Bu kadar basit yani ekstra olarak bir şey yok. Burası da order kısmı. Burada istekler var. Yani burada mesela bu adam bunu istiyormuş. İki kişi bu kaskı, bu helmet'i istiyormuş. Receive'e basıyorsun, teklif gönderiyorsun ya da alabilirim sana diyorsun. O şekilde ilerliyorsun. Burası çok gerçekten çok güzel düşünülmüş. Ekstra olarak buralara baktığımızda pek de önemli bir şey yok. Birazcık kostümlerden bahsetmek istiyorum. Gerçekten oyuna güzel kostümler eklenmiş. Önceden 3 tane. Önceki betalarında 3 tane kostüm vardı. Şöyle göstereyim kostümleri bir kabataslak üstünden geçelim. Böyle parlamalı kostümlerimiz de var. Bu çok güzel gözüküyor ama bu karakterde. Yine parlamalı bir kostüm. Şu beyazı alalım. Bir de şuradan weapon alalım. Bunun parlaması nasılmış ya? Bu karakterin silah kostümleri gerçekten iyiymiş bu arada. Burada kasklarımız da var yine kombinleyebildiğiniz pek çok karakter de var bu. Şimdi burada şöyle bir olay var. Bunları siz oyun içinde satın alabiliyorsunuz. Peki nasıl alabiliyorsunuz? Biraz önce gösterdiğim trade kısmından alım satım yapıyorsunuz. Bak burada gördüğünüz kristalleri trade kısmından alabiliyorsunuz. Gold'la satın alabiliyorsunuz ve bu kristalle de sadece kostüm alabiliyorsunuz. Başka hiçbir şekilde hiçbir şey alamıyorsunuz. Şimdi şöyle detaylı bir şekilde göstermek isterdim ama market kısmı, shop kısmı kapalı oyunda. Gösteremiyorum. O yüzden böyle üstün kör anlatıp geçiyorum. Dediğim gibi bu kristali aldığınızda Battle Pass, VI IP ya da ne bileyim böyle kostüm satın alabiliyorsunuz. Ekstra olarak bir peytovin yapabileceğiniz hiçbir nokta yok. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi şöyle market kısmına girelim. Trade kısmına geçelim. Burada alabileceğiniz ekipmanların hiçbir faydası yok. Yani tamam birkaç saniyeliğini öne geçirir ama raid yapan adam zaten bunlara sahiptir. Yani bunları craft yapan insanlar satar. Raid'den düşenler satılmıyor diye biliyorum ama e, açmak gerekiyor onu açmadan satılabilir mi bundan emin değilim görmemiz lazım yeni betasında göremiyoruz bunu üç günlük bir beta olduğu için globalde göreceğiz ama dediğim gibi pay to olması imkansız Çünkü daha iyisini siz reitlerden düşürebiliyorsunuz yani buradan aldığı hiçbir işe yaramıyor gerçekten hiçbir işe yaramıyor PVP setlerini de zaten PVP'den edinebiliyorsunuz ekstra olarak yani hiçbir pay to win'liğe sürüklemiyor sizi o noktada benim için kesinlikle rahat olması gerektiği gibi olmuş aslında Şimdi mesela para yatıramayacak insanın oyun içindeki yaptığı farmla birlikte kastı goldla kostüm alabilmesi gerçekten güzel bir şey. Her oyunda olması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum açıkçası. Burada ekstra olarak prezitlarımız gelmiş. Burada mesela buraya pva setini koyuyorsun. Buraya pvp setini koyuyorsun. Buraya da heal setini koyuyorsun. Örnek veriyorum bu healer bir karakter olduğu için. Tankta da tank setini koyuyorsun. Hızlı geçişler yapabiliyorsun. Bu yoktu ve bu çok güzel düşünülmüş. Ekstra olarak burada yeni gelen bir şey yok. Bir diğer nokta ise reputation'larımız. Reputation'larımız değişime gitmiş. Burayı archivement olarak görebilirsiniz. Mesela burayı 3 level yapmışım Ancient Kanyon'u. Silverımızda da 2 level. Burayı artırdığınızda 6 levele geldiğinizde siz bu bölgede uçuş yapmaya başlayabiliyorsunuz açılan görevlerinizle. Kanyon'da da aynı şekil 6 level yaparsanız farklı farklı kasmanız gerekiyor. Ve diğer yeni gelecek haritalarda bu şekilde kasmanız gerekiyor. Bütün haritalarda uçamıyorsunuz. Burada mesela bunu 6 levele getirdiniz. Bunun ardından burada uçmaya başlıyorsunuz ve gerçekten güzel nokta burası. Burada contribution'larımız var. Burada kristal alıyorsunuz. Bunu görevden alabiliyorsunuz. Bunu craft'la yapıyorsunuz diye biliyorum. Yalan olmasın buradan bakalım. Trade'den alabiliyoruz ve craft'tan yapabiliyoruz. Evet, doğru. Burada scroll'larımız var. Bunlar size günlük görevlerinizden geliyor ve dungeon'lardan, raid'lerden atıyor ve burada hızlı bir şekilde donate'e bastığınızda burası direkt dediğim gibi fulleniyor. Burada ne varmış? Burada da shop kısmınız var. Goldunuzla alabildiğiniz şeyler var ama burada alabilmeniz için bak bunlar kilitli. Bunların kilitli olmasının sebebi bizim burada 3 level olmamız. Burada level kastıkça bunların kilidi açılıyor. Kilidi açıldıkça siz bunlardan istediğinizi silver karşılığında alabiliyorsunuz. Dediğim gibi bir noktadan sonra Buranın levelleri gerçekten çok iyi oluyor. Hepsine tek tek bakın. Mesela silver'da ne varmış? Silver'da bunlar varmış. Silver da bu bineğe veriyor mesela. Farklı binekler çünkü. Kanyon'dan gibi bineğimiz var. Kanyon'da da mor bineğimiz var. Şu normal oyun başlangıcında aldığımızın moru var. Bu size kalmış. Hangisini istiyorsanız onu kasacaksınız. Veya nerede uçmak istiyorsanız o şehirden başlamanız daha mantıklı olur. Burada klasik title'larımız var. Ekstra olarak title'lara değinmeyeceğim. Ha, bu arada şuna da değinelim. Burada rütbeler gelmiş. Bu bizim PvP rütbelerimiz. Bunlar sanırım bizim ismimizin üstünde, yanında, sağında, sonunda ya da komple içine alacak şekilde olacak diye düşünüyorum. Ve bu gerçekten olması gereken bir şey. Bunu biz guild olarak önerisinde bulunmuştuk. Çok da güzel bir nokta atışı olmuş açıkçası. Burada yine title'larımız var. Bu title'lar güzel title'lar. Bir sonraki değineceğimiz nokta ise tabii ki dungeon'larımız. Burada dungeon'larımız normal ve elit olarak karşımıza geliyor. Bunlarda herhangi bir değişim yok. Aynı şekilde devam ediyor. Challenge modumuz var. Bu önemli değil. Fazla önemli değil. Burayı geçebiliriz. Yine aynı şekilde Universe halımız var. Burası Challenge modumuz. Buraya giriyorsunuz. Bu ödülleri alıp devam ediyorsunuz. Bunun devamı da geliyor zaten. Bir sonraki nokta ise Arşiv Burası tamamen elden geçirilmiş ve değiştirilmiş. Ve çok güzel yapılmış açıkçası. Size burada ne yapmanız gerektiğini detaylı bir şekilde söylüyor. Dungeon'da ne yapmanız gerektiğini söylüyor. Ondan sonra ne bileyim Explorer'da, Conquer'da, Regular'da ne yapmanız gerektiğini tek tek anlatıyor. Herhangi birine giriyorsunuz. Burada ne yapmanız gerektiği altında detaylı bir şekilde yazıyor ve o şekilde ilerliyorsunuz. Ödüllerinizi alıyorsunuz. Bu çok basit, çok kolay. Mesela burada bir binek veriyor. Diamond oluyor. Arena'da rank'ın Diamond olsun diyor. Sana bu bineği vereceğim diyor. Bu kadar basit ve gerçekten basit bir oyun aslında. Çok kafa karıştırıcılığı yok. Çok karışık bir oyun değil. Böyle olması gerçekten güzel oyunun. Onun dışında burada kodekslerimiz de var. Kodekslerimizi işliyoruz. Ekstra olarak hazır yeri gelmişken de söyleyeyim guildimizde oluşturduk. Beta katılım onaya alan arkadaşlarla birlikte iyi kötü guildimizi oluşturduk ve guildimiz globalinde çok kalabalık olacak. Sizin de hala guildiniz yoksa buyurun aramıza katılın. Hep birlikte güzel bir şekilde oynayalım. Şu an bile gayet kalabalığız. Birbirimize yardımlaşarak oynuyoruz ve bilemediğiniz, aklınıza takılan bütün soruları bize sorabilirsiniz. Bizim guildimizde olmasanız bile sohbet muhabbet için Discord kanalımıza katılabilirsiniz. Yani şimdi burada ekstra olarak guild noktasında değinmek istediğim konu şu. Bir önceki betalarında guild gerçekten önemsizdi. Hiçbir işe yaramıyordu. Şimdi gelinen noktada guild savaşları, kale savaşları, open world'deki desteklemeler birçok noktada sizi guild'e teşvik eden noktalara girilmiş. Oyunu halen solo oynayabiliyorsunuz. Ama benim ilerlediğim ya da bir Guild'deki adamın ilerlediği gibi hızlı şekilde ilerleyemiyorsunuz. Bu engeli getirmişler, bunu söylemekte fayda var. Bunu da şöyle anlatayım. Guild siz artık pek çok şeyi yapamıyorsunuz. Önemli olan raid'lerinize bile girerken 50 sefer, 60 sefer patlıyorsunuz. Guild'deki adam daha hızlı şekilde ilerlerken siz oto sistemle, oto bulmayla girerek ilerlemeye çalışıyorsunuz. Bu yavaşlatıcı bir nokta. Solo olarak dediğim gibi oynayabilirsiniz ama çok geride kalırsınız. Onu da söyleyeyim. Burada takımlarımız var. Burada otomatik takımlarımızı kuruyoruz. Aynı sistem. Hiçbir değişiklik yok. Şimdi ekstra olarak yeni gelen nokta ise buraya bir tuş eklemişler. Bu tuşa bastığınızda siz bir raid'e ya da bir dungeon'a giriyorsanız ne oynamak istiyorsunuz? Damage mi oynayacaksınız? Healer mı olacaksınız? PvP'ye mi gireceksiniz? Buradan otomatik olarak hızlı bir şekilde heal atacağım diyorsunuz. Burayı komple değiştiriyor. Mesela PvP'ye giriyorum diyorsunuz. Burayı değiştiriyor. Buradaki bütün ayarları buraya göre. Bunu değiştirebiliyorsunuz. Buradan bunu alıyorsunuz. Buraya koyuyorsunuz falan fişten Burayla bayağı oynayabiliyorsunuz. Buradaki her şey değişiyor dediğim gibi. Mesela buraya geçtik. Damage kısmına geçtik. PvP'de de heal olarak oynamak istiyorsanız healer devam ediyorsunuz. Ya da burayı damage'e çevirebiliyorsunuz. Bu tamamen kolaylaştırılmış bir diğer ve güzel bir nokta olmuş. Önemli bir nokta olmuş. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Merak ettiğiniz noktaları çekmeye çalışıyorum emin olun. Sizin için sizden tek isteğim videoya bir beğeni atıp bir de yorum atmanız. Başka hiçbir isteğim yok. Oyunda dediğim gibi sağlam bir şekilde ilerleyeceğiz. Bunun için de Discord'umuzda olmanız sizin için iyi olacaktır. En azından bilgilendirme alabilirsiniz, bilgi edinebilirsiniz veya bizimle birlikte oynayabilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmındaki linkten Discord adresimize gelebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye. Bye.